Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber telefonunuzda GIF yapmanızı sağlayacak uygulamaları inceleyeceğiz. Biliyorsunuz artık Twitter üzerinden GIF paylaşabiliyorsunuz. Bu özellik yeni geldi Twitter'a. Yani Twitter'a böyle kendi GIF'lerinizi bu uygulama sayesinde yapıp artistik yapabilirsiniz millete. Ya da hani ben böyle bin tane retweet alayım derdindeyseniz böyle güzel şeyler paylaşabilirsiniz. Öncelikle Android'de bir uygulama var. Onu tanıtacağım ben size. Video to GIF adında. Bu uygulama sadece Android, tablet ve telefonlarınızda kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz bir uygulama. Kullanılması çok çok kolay. Uygulamayı ben daha önce açmıştım. Karşınıza şöyle bir uyarı geliyor arkadaşlar. Diyor ki Android telefonunuz GIF oynatmaz. Eğer diyor siz hani GIF oynatmak istiyorsanız ya bu uygulamayı açın bunun üzerinden oynatın ya da marketten farklı bir şey indirin diyor. Ve WhatsApp hani Line gibi sohbet uygulamaları da GIF'i desteklemiyor. Oradan gönderemezsiniz GIF'inizi diye bir uyarı çıkıyor. Öncelikle şöyle bir ana menüsüne bakalım. GIF beginning diyor yani GIF'in başladığı nokta ve GIF'in bittiği nokta. Burada da GIF'le alakalı bilgiler var. Üst taraftaki fotoğraf makinesinden dilersek bir video çekip onu GIF'e dönüştürebiliyoruz. Buradan ayarları yapabiliyoruz GIF'le alakalı. Dilersek de galeriden video ekleyebiliyoruz uygulamanın içine. Şöyle bir tane çekelim kendimiz. Çekiyoruz herhangi bir tane video. Şöyle gelişi güzel çektik. Tamam diyoruz. Eğer çektiğimiz video olduysa. Daha sonra buraya geliyor video. Şimdi bizim videomuz 3669 milisaniyeymiş. Yani 3.6 saniye oluyor. Buradan dilersek bitiş süresini ayarlayabiliyoruz. Nerede biteceğini. Ya da başlangıç süresini de üst taraftan ayarlayabiliyoruz. Bu kadar kolay aslında arkadaşlar. Şimdi create gift dediğimiz zaman bize hazırlayacak. Şuradan ayarlar kısmına bir bakalım. Frame rate dediği saniyeye düşen kare sayısı. Speed dediği videoyu oynatma hızı. Buradan bunu kısıp açabiliyoruz. Eğer bu 1'de kalırsa videonun orijinal hızında oynar. Quality dediği zaten kalite. Burada videonun oynatımıyla alakalı şeyleri ayarlıyoruz. Kenin tekrar etme olayı bu aslında. 20 kez tekrardan sonra dursun işte. Buradan 20'ye kadar bir sayı ayarlayabiliyoruz. Ya da sonsuz döngü olsun gibisinden. Reverse dersek videonun sonuna gidip sondan başa tekrar sarabiliyor. Yani terse çevirir. Turning back dersek de videonun sonuna geldiği zaman en başına geriye atar. Size dediği olay da GIF'inizin boyutu arkadaşlar. Alt tarafta diyor ki eğer 1 bölü 1 de kalırsa bu sizin videonuzun boyutuyla aynı kalır. 1 bölü 2'ye getirirseniz de videonuzun yarısı boyutunda olur. Mesela videonuz 50 MB ise 25 MB e düşürüyor GIF'in boyutunu. Bunu daha fazla düşürür, düşürebiliriz ancak bu sefer de GIF'inizin kalitesi çok düşük kalır. 1 bölü 3 veya 1 bölü 4 gibi şeyler yeterli olacaktır bunun için. Create GIF dediğimiz zaman GIF'imizi yaratmaya başlayacak. Bizim çektiğimiz videoda 80 kare olduğu için bu 80 kareyi tek tek dönüştürüyor GIF haline sonra onları birleştiriyor. Yani GIF haline dönüştürmüyor aslında o fotoğrafları içinden seçip GIF formatına çeviriyor. Gördüğünüz gibi GIF'imizi yarattı arkadaşlar. Tıkladığımız zaman GIF oynamaya başlayacak. Şu an bu bir GIF arkadaşlar. Hani video falan değil. Bunu dilersek paylaş düğmesi var tepede. Buradan işte gerekli sosyal ağlarda veya hani herhangi bir yerde paylaşabiliyoruz. Tabi artık Twitter'da da paylaşabiliyoruz. Bunu dilersek galeriye de kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Bunu bilgisayara alacağımız zaman da üst tarafta gösterdiği kısa yoldan girip bulabiliyoruz onu. Fotoğrafların içine kaydetmiş ancak bunu telefonun içinden oynatamıyoruz. Eğer oynatmak istiyorsak tekrar bu uygulamaya girip oynatmamız lazım. Android'teki uygulama bu şekilde. Bu hani en basit uygulamalardan bir tanesi. Bir tane daha uygulama var. Onu da iPad üzerinden tanıtayım. iPad'teki uygulamanın adı GIF Boom arkadaşlar. Bu biraz daha normal GIF yapma uygulamalarından farklı bir sosyal ağa çevirmişler olayı. Zaten simgesi de Instagram'a benziyor gördüğünüz gibi. Girelim uygulamaya. Gifboom uygulamasını ilk açtığımız zaman karşımıza gördüğünüz gibi hani gifler gelmeye başlıyor. Buraya üye olmanız lazım. Ya Facebook'unuza ya da yeni bir kullanıcı adı alarak üye olabiliyorsunuz. Zaten menüsü de az önce de söylediğim gibi Instagram'a çok fazla benziyor. Burası home yani ana menüsü. GIF Boom'un. GIF Boom'da ortadaki fotoğraf makinesine basarsak karşımıza seçenekler çıkıyor. GIF Boom'da istersek dışarıdan ekleyebiliyoruz aynı az önce anlattığım uygulamadaki gibi. Buraya bastığımız zaman import video diyoruz veya import GIF. Yani bir sürü seçenek geliyor. Bunlardan birini seçip uygulamaya importlayabiliyoruz. Yani uygulamaya aktarabiliyoruz GIF'e dönüştürmek üzere. Yani YouTube'dan bir videoyu çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Import from web seçeneği var zaten burada. Buradan da çeşitli bir şeyler arayıp GIF'e dönüştürebilirsiniz. Şimdi biz web'de bir arama yapalım bakalım. Ama öncelikle size şu kamera seçeneklerini de göstereyim. Auto diyor. Auto ile çektiğimiz zaman normal bir çekim yapıyor. Bıraktığımız zaman durduruyor. Aynı Instagram'daki gibi. İleriye bastığımız zaman karşımıza çeşitli efektler geliyor. Buradan bu efektleri verebiliyoruz GIF'e dönüştürmeden önce. Dilersek üzerine yazı yazabiliyoruz. Üzerine çeşitli notlar alabiliyoruz şu kalemden. Done dediğimiz zaman tamam oluyor. Dilersek buradan müzik ekleyebiliyoruz dışarıdan da müzik bulabiliyor. Kendi müziklerimizden de ekleyebiliyoruz ya da bir ses kaydı yapıp koyabiliyoruz. Buradan da kırpıyoruz gifimizi bu şekilde. Neyse şimdi ben bunları göstermeyeceğim size. Discard dediğimiz zaman iptal ediyor zaten, çıkartıyor oradan. Şey internetten bir şeyler bulalım. Bakalım burada var mısın? Arıyoruz kayıt aptını ve geldi. Şöyle bir tane fotoğrafını alalım. Fotoğraf mı artık, video mu onu da bilmiyorum. Gördüğünüz gibi videoyu buraya aldı. Videoyu buraya aldığımız zaman video 9 kareden oluşuyormuş. Buradan dilersek bunu daha az kareye düşürebiliyoruz. İleri diyelim. Buradan videonun oynatma hızını ayarlayabiliyoruz. Hızlandırabiliyoruz. Şöyle biz normal hızına getirelim. Alttaki direction'dan çeşitli modlar var. Şu ileriye dönük sağa dönük ok sayesinde video sürekli başa sarıyor. Eğer ortadakini seçersek en sonda gidiyor sonra başa sarıyor. En sağdakini de seçersek sola doğru bakan oku video sürekli geriye sarıyor. Şu fena olmadı bunu yapalım. İleri diyoruz. Az önce anlattığım efektler burada da var. Dilersek buradan efektler koyabiliyoruz. Çok güzel oldu bu ya. Az önce anlatmıştım zaten buradan bir yazı ekleyebiliyoruz. Şöyle ekleyelim. Tamam. Ekledik bunu şimdi böyle bir kenarıya alalım. Buradan rengini değiştirebiliyoruz yazının. Şöyle kırmızı fena olmadı siyah beyazın üzerine. En alttan da fontunu değiştirebiliyoruz. Kenarından tutup da büyütüp küçültebiliyoruz. Şöyle bir fena olmadı gibi sanki. K'yi de büyük yazalım. Gördüğünüz gibi güzel bir gifimiz oldu bizim de. İleri diyoruz. Buradan bir açıklama girin diyor. Bildiğiniz Instagram'ın aynısı burası. Yani Instagram'ın çakmasını yapmışlar ama yani burada K'yi taptım varken tabii daha güzel oluyor. Instagram'ın aynısı burası. Hani açıklama girme kısmı işte. Burada hashtag falan filan giriyoruz. Bildiğiniz Instagram'ın çakması olmuş. Ama gayet bence kullanışlı. Şuraya Kate yazalım. Dan dediğimiz zaman gördüğünüz gibi gifi paylaşmaya başlıyor. Bizim de ilk gifimiz bu buymuş. Buna kısmetmiş. Daha sonra dilersek bu yaptığımız gifleri indirebiliyoruz arkadaşlar. Download seçeneği var burada. Ya da paylaşabiliyoruz herhangi bir yerde. Download dediğimiz zaman iPad'in kendi kütüphanesine indiriyor. iPad'de bildiğiniz gibi GIF'leri oynatmıyor. Daha sonra bunu bilgisayarınıza atarak oynatabilirsiniz. Ya da zaten bu uygulamaları çekmemizdeki amaç olan hani Twitter'ın GIF paylaşımına artık izin vermeye başlamasının sebebi. Twitter'ınızda paylaşabilirsiniz. Şunu paylaşın. Allah en az 500 retweet. Dilersek buradan arkadaşlar da ekleyip böyle Instagram gibi sosyal olabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi millet neler yapmış. Biz gittik. Kate Upton yaptık. Ama güzel oldu be. Neyse arkadaşlar bu GIF Boom uygulaması Android'de de var. Apple cihazlarınızda da kullanabiliyorsunuz. Windows fonlarda yok. GIF Boom dışında GIF yapmak istiyorsanız Windows fonlarda da hani GIF yapmaya yarayan birçok uygulama var. Biz hani güzel olanları bugün tanıtmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.